Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın anlaşılmasına dair. Allah'ın kitabı bize ilahi mesajdır. Allah'ın kitabı anlaşılmak için gönderilmiştir. Allah'ın kitabı öğüttür, yol gösterir. Fıtrat ile paralellik arz ettiği için bize dosdoğru yolu göstermektedir. Allah'ın kitabını anlamak, Allah'ın kitabını anlayıp hayata yansıtmak, en güzel ahlak örneği olan Allah Resulü'nün ahlakı doğrultusunda ahlaklanmak için Kur'an'ın rehberliğini en güzel şekilde hayatımıza somutlaştırmamız gerekir. Kur'an, Allah'ın bizimle konuşmasıdır. Allah'ın bize yol göstermesi, ilahi mesajıdır. Bize sahip çıkıp yardımcı olmasıdır. O bakımdan Kur'an okurken Allah'ın bizimle konuştuğunu asla unutmamalıyız. Allah ile bağlantı kurmanın en iyi yolu Kur'an okumaktan geçmektedir. Allah ile bağlantı kurmak insanın imanını artırır ve insanı yanlış yapmaktan korur. Evet, Kur'an okumak Allah'ın mesajını anlamak için olmazsa olmazdır. Bu gelen mesajın, vahyin Arapça harflerini telaffuz etmek, seslendirmek, ses yarışları yapmak için bu Kur'an inmemiştir. Allah bu maksatla kitabını indirmemiştir. Allah'ın mesajı bize yol gösterir. Allah'ın mesajı anlaşılmak için, hayatta somut olarak ahlaka dönüşmesi için göndermiştir Allah bize. Allah'ın kitabını anlama konusunda korkmamak, Allah'ın kitabını anlama konusunda hassas olmak, zaman ayırmak, hangi toplum bu Kur'an ile muhatap ise konuştuğu dil ile onun manasına zaman ayırması, anlamaya zaman ayırması ve anlama çabası ve gayreti içerisinde kişiler olması lazım. Sadece Arapçanın harflerini telaffuz etmek, seslendirmek, ses yarışları kapsamına dönüştürmek onu hayattan uzaklaştırmaktır. Hayatın dışına itmektir. Bu çok büyük bir yanlıştır, Allah muhafaza. Kur'an bilgi kitabı değil, yaşam kitabıdır. Hayata dokunması ve kişide en güzel şekilde değişim ve dönüşümü gerçekleştirmesi gerekir. Kişinin fıtratında var olan o temiz yapının korunması, temiz yapının ayakta kalması ve kişinin hayatını da o fıtrat doğrultusunda ahlaki olarak inşa etmesi gerekir. Kur'an bilgi kitabı değil, hayat kitabıdır. Onu bilgilenmek için değil, yaşamak için okumalıyız. O hayatla bağlantı kurulmaksızın anlaşılmaz. Hayatla bağlantı kurulması gerekir. Kur'an'ın mesajının somut olarak birey, aile ve toplum, sosyal hayat ile bağlantılı somutlaşması gerekir. Kişilerin hayatına dokunması gerekir. Okuduğumuz her hayatın hayatla bağlantısını kurmaya çalışmalıyız. Böylece anlaşılır olduğunu da görmüş oluruz. Evet, Kur'an'ın mesajı hayat ile bağlantılı olarak somutlaşırsa onun fıtrat ile nasıl paralellik arz ettiği, kişinin fıtratına hitap ettiği, kişinin anlam dünyasını inşa ettiği ve kişinin madde ve mana boyutuyla anlam dünyasını en güzel şekilde şekillendirdiği için kişinin hayatında ilahi değerler kapsamında kişinin hayatında bir keyfiyet ve tutarlılık meydana gelir. Gerçek hedef Allah'ın ölçüsüyle inşa olmaktır. Kişinin hayatının şekillenmesidir. Allah'ın ölçüsü kapsamında o kavramlar ile anlam dünyamızın şekillenmesi, hayata bakış açımız, hayattaki gerçek zenginliğin ne olduğu, ahlakın ne olduğu, başarının ne olduğu, o zaviyeden tartılması, anlamlandırılması kişi için gerçek mesajdır. Yoksa birilerinin anlam dünyamızı işgal ederek gerçek başarıyı sadece paraya endekslemesi, makama mevkiye endekslemesi bu ifsattır, bu çarpıtmadır, anlam dünyamızı darman duman etmektir. Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyin. Allah'ın ölçüsünü gerçekten bilen tevhid kapsamında anlam dünyasını en güzel şekilde inşa eder ve şekillendirir.
Ayetlerin muhatabı biziz ve Allah'ın bize vermiş olduğu akıl, göndermiş olduğu mesajı anlamamız için yeterlidir. Evet, orta seviyede bir insan dahi aklını kullanan bütün insanlar, akli melekelerini kullanan insanlar hepsi de Allah'ın kitabını anlar, Allah anlaşılır bir kitap göndermiştir. Eğer anlaşılmaz bir kitap olsa Allah hiç kimseyi o kitaptan sorumlu tutmaz. Allah hiçbir kulunun düşmanı değildir. Allah bütün kullarına merhamet etmekte, yol göstermektedir. Aklı verenin de mesajı gönderenin de Allah olduğunu unutmamalıyız. Aklı kendisine gönderilen mesajı anlamamakla itham etmek aslında Allah'ı suçlamak demektir. Bu yanlış bir yaklaşım olur. Biz Kur'an'ı anlayamayız anlayışıyla yaklaşmak kesinlikle sakat bir yaklaşımdır, yanlış bir yaklaşımdır. Anlamak için zaman ayırmak, emek vermek ve öğrendiklerimizle hayatımızı şekillendirmemiz gerekir. Onu sadece mezarlıkta okumak, fal bakmak maksadıyla bu Kur'an hiçbir zaman inmemiştir. Maksadı bu değildir. Seslendirme yarışmalarında kullanmak, sadece dışından okumak sevap maksadıyla bu gerçek amacının ve maksadının saptırılmasıdır. Gerçek hedefinin, amacının, Kur'an'ın işlevinin kenarda bırakılması, Kur'an'ın sırtından geçinen din bezirganlarına zemin oluşturmaktır. Bu kesinlikle Allah'ın yasakladığı bu şekilde yapılmasını yasaklamıştır. Bu şekilde yaklaşanların din istismarları olduğunu, insi şeytanlar olduğunu Allah belirtmektedir. Müslüman olmak nedir? Müslüman olmanın tarifini Allah Kur'an'da belirtmiş. Allah'ın ölçüsü kapsamında inanmak, inşa olmak ve yaşamak gerçek Müslümanlıktır. Yani Allah'ın ölçüsü bilinmeden Müslümanlık da bilinmez. Tevhid bilinmeden kişinin İslam kapsamında olduğunu iddia etmesinde tutarsızlık olur. Tevhid ve şirk bu dinin en hassas konusudur. Dinin direğidir. Eğer tevhid sarsılırsa kişinin dini de sarsılır ve ortadan kalkar. İbadet ne kadar çok olursa olsun tevhid olmazsa olmazdır. Tevhid sağlam olursa kişinin ibadetlerinde eksiklik olur. İbadeti az olursa dahi Allah kişinin günahlarını bağışlayacağını, günahını örteceğini belirtiyor ama tevhid bozulursa, tevhide şirk karışırsa Allah şirk kapsamındaki kişinin inancını kabul etmeyeni Allah belirtiyor açık açık. Allah belirtiyor, bağışlamayacağım tek günah diyor, şirktir diyor. Kur'an'da belirtilmektedir. Müslüman olmanın en başat koşulu kişinin Allah'a ve kitaba iman etmektir. İkinci koşulu da bu inanç biçiminde Allah'ın belirlediği şekilde olmasıdır. Yani hiç kimsenin ben istediğim gibi inanırım deme hakkı yoktur. Bir kimsenin inancı Allah'ın kitabında belirttiği şekilde olmadıkça onun bir değeri yoktur. Yani Allah'ın sınırlarını belirttiği din kapsamında kişinin inanması, tevhidi kapsamda bir anlam dünyasının oluşması ve Allah'ın sınırlarını belirlediği ölçü kapsamında kişinin yaşayışına yön vermesi gerekir. Nusuklarını, ibadetlerini bu doğrultuda yapması lazım. Helal ve haram dairesine kişinin Allah'ın belirlediği ölçü kapsamında dikkat etmesi, Allah'ın ölçüsü kapsamında kişinin ahlak oluşturması ve ahlakını Allah Resulü'nün en güzel sünneti olan o ahlak doğrultusunda ahlakını şekillendirmesi gerekir. Yoksa Allah'ın ölçüsüne kişi uymazsa, bir kısım Allah'ın ölçüsüne bir kısım başka ölçülerden harmanlama yaparsa bu Allah'ın ölçüsüne uymamış olur. Bu kişinin nefsiyle ilahi ölçüyü harmanlaması kişinin kendini kandırmasıdır. Yaşama dönüşmeyen inancın tıpkı doğru olmayan inanç gibi Allah'ın yanında bir değeri yoktur. Örneğin okula kayıt yaptırmak tek başına yeterli değildir. Öğrenci olmak için okula öğrenime devam etmek de şarttır. Tıpkı bunun gibi yalnızca inanmak da tek başına yeterli değildir. İnanıyorum demekle inanç gerçekleşmez. İnancın gerçekleşmesi için inanılan şeye nasıl inanılması gerekiyorsa öyle inanmak ve yaşama geçirmek gerekir. Müslümanın öngördüğü koşulları yerine getirmek gerekir. Allah'ın ölçüsü kapsamında neyse onun
eksiksiz bir şekilde öğrenilmesi ve hayatta somutlaştırılması gerekir tevhid kapsamında.